Arkadaşlar herkese selamlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle birlikte yeni bir ürün inceleme videosuyla daha beraberiz. Arkadaşlar internet üzerinden Trendyol'dan bir tane 60 wattlık ısı ayarlı kalem havya satın aldım arkadaşlar. Bunun içerisinde 5 tane farklı uçta hediye olarak gelecek. O şekilde gösteriyordu. Ben kendim çarşamba günü bu ürünü akşam saatlerinde sipariş ettim arkadaşlar. Bugün saat günlerden cuma, saat 3.30 civarlarında filan. Bir gün gecikme ile arkadaşlar ürün elime ulaştı. Şimdi geldi, hemen dedik biz sizlerle birlikte ürünümüzü açalım ve incelemesini yapalım dedik. Trendyol kargosu getirdi arkadaşlar. Şimdi dilerseniz hemen hızlı bir şekilde ürünümüzü açalım. Ürünümüz şöyle bir tane kutu içerisinde geliyor arkadaşlar. Derseniz kutuyu da açalım hemen. Ürünümüzü inceleyelim. Şu şekilde geldi arkadaşlar. İçerisinde şöyle 5 tane farklı uçlarımız şu şekilde içerisine koymuşlar. 5 tane var. Bir tane de ağzında var. 6 tane. 5+1. Güzel arkadaşlar. Şimdi kalem avyamızı içerisine açalım ve kalem avyamızı inceleyelim. Şu şekilde zaten. Kalem havyam 220 volt ile çalışıyor arkadaşlar. Oldukça çok hafif. Normal kullanmış olduğum havyadan daha hafif. Benim elimde şöyle emektar diyelim. Yaklaşık 3 senedir kullanmış olduğum bu şekilde normal telli bir ısıya sahip olan teliyle bağlantılı çerçi. Bunlar gibi değil arkadaşlar. İçerisine bağlantılı ve bu şekilde arkadaşlar. Isınan bir kalem havyam vardı. Yaklaşık 3 senedir falan kullanıyordum. Belki daha da fazlasıdır. Bu da 220 ile çalışıyor. Şu şekilde kablosu. Ben bu ürünümden de gayet memnunum. Ben bununla birçok video çektim. Birçok cihazları falan tamir ettim vesaire. İşte lehimle ilgili birçok işlemimi yaptım. Artık şurası da kırılmıştı. Buraya Japon dökmüştüm. Ve o şekilde kullanıyordum. Artık yeni bir tane havya almam gerektiğini artık fark ettim. Onun için bir tane yeni bir havya satın aldık. Almış olduğum havyanın da şu anki internette kargo hepsi içerisinde 105 TL'ye aldım arkadaşlar ben bu havyayı. 220 watt 60 wattlık bir havya. Yanlış hatırlamıyorsam bu havyam ya 40 watt'tı ya da 60 watt'tı. Herhalde 40 watt'tı arkadaşlar. Bu şekilde. Bu havyamız da 60 watt'lık bir havya. Şöyle üzerinde burada da sıcak ayarlı ölçüsü var. 450 dereceye kadar arkadaşlar. Üzerinde bir tane ayar var arkadaşlar. Bu ayarla ayarlayabiliyoruz. Üzerinde de zaten 60 watt, 220 watt, 60 watt olarak da yazıyor. Kablosuna bakarsak kablosu biraz ince gibi geldi bana. Normal öbür kabloya göre, şu benim kullanmış olduğum havyanın kablosuna göre biraz böyle şey geldi bana. Neyse arkadaşlar, topraklı değil zaten, direkt bağlantılı herhalde. Benim normal kullanmış olduğum havyam topraklı. Bu şekilde şunu dilerseniz şuradan bir açayım. Kablomuzun uzunluğu da yaklaşık 1 metre falan arkadaşlar. 1 metreden az bir şey daha uzun. Havyam dediğim gibi çok hafif. Bu şekilde arkadaşlar. Dilerseniz uçları da bir deneyelim. Uçları da bir açalım şu şekilde. Uçlarımıza da bakalım. Şöyle çok ince bir tane uçlu bir tane ucum var arkadaşlar. Bu böyle ince, daha ince mesela kulaklık falan tamiri yaparken o havyamın şeyi biraz kalın geliyordu ucu. Bu çok ince. Bunu kullanabilirim onun için. Şöyle bir tane işte bir şeyler sökmek için SMB vesaire cihazlardan bir şeyler sökmek için bu şekilde bir balta uçumuz var. O işi için ideal bir uç. Bunu kullanabiliriz. Aynı şekilde biraz daha normal kullanmış olduğum havya kadar kalın, ucu kadar biraz daha kalın bir uç var arkadaşlar. Şu şekilde bir tornavida ağzı gibi biraz daha kalın bir uç var. Bu da gayet iyi. Farklı bir işlemlerde kullanırız. Bu da işte vesaire bazı şeyleri sökmek için. Diyottu vesaireydi. Buna benzer şeyleri sökmek için de kullanabileceğimiz mesela bir havyamız. Güzel bir ucumuz. 5 adet uç. İnternette sadece şu uçları falan almaya kalktığımız zaman bile
100 TL ve 100 TL'nin üzerinde bir fiyatlarla karşılaşabiliyoruz arkadaşlar. Onun için 105 TL'ye 5 adet uç, bir tane de kendi ağzında şöyle kalın uç ile 6 adet uçla havyemizi 105 TL'ye aldık. Şimdi havyem bu şekilde arkadaşlar. Şuraya şöyle vidası var, bunu buradan açıyoruz. Havyemiz burada çıkıyor ve buradan şu şekilde ucumuz çıkıyor. Ucumuzu bu şekilde buradan farklı bir uç takarak içerisine bu şekilde yapabiliyoruz. Bunun üzerindeki uç da arkadaşlar şu şeyde bildiğim kadar porselen olması lazım. Normal şeylerden, işte o telli havyalardan porselen uç ve daha hızlı, daha seri bir şekilde ısındığını biliyorum arkadaşlar. Bunu da içerisine bu şekilde koyalım. Bu şekilde geri, bu şekilde sıkıyoruz ucumuzu. Dilerseniz şimdi hemen havyemi şeye takmak istiyorum. Havyanın içerisinde arkadaşlar şey koymamışlar. Böyle koyacak, kendini üzerine koyacak. O kadar önemli değil. Benim burada kendi zaten standım var. Havya standım. Bunun içerisine koyarım arkadaşlar. O kadar önemli değil. Şimdi dilerseniz şunu şu şekilde şeyin üzerine de koyalım. Havyemizi bir deneyelim. Fişe takalım ve deneyelim. Havyemi prize taktım arkadaşlar, fişe. Şurada da ufaktan bir ışık yanıyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şu an havyemin ayarı 200 derecedeymiş. Ben bunu buradan yükseltiyorum arkadaşlar. 300-350 dereceye kadar yükseltiyorum. Toplam 450 dereceye kadar ayarlayabiliyoruz. Şimdi biraz daha hızlı bir şekilde ısınmaya başladı havyemiz. Evet arkadaşlar, ucumuz bayağı ısınıyor artık, elimizi dokunamıyoruz. Biraz daha böyle bekleyelim. Tamamen ısınsın ve bir deneme yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi lehimimi eritmeye başladı. Benim lehimim biraz adi arkadaşlar. Buradaki lehimim daha iyi. Şuradaki lehimimi deneyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu lehimin biraz daha iyi olduğu için daha iyi bir şekilde eritti arkadaşlar. Şöyle şeyin üzerine de ayarlarsak gayet güzel bir şekilde bir eritme işlemi yaptı. Hiçbir şekilde arkadaşlar, şunu da söyleyelim. Şuralarda hiçbir şekilde ısınma yok. Şuralarda hafiften var ısınma. Tabii uçları, ucu daha fazla. Şu elimizin tuttuğumuz yerde zerre kadar bir ısınma yok. Şimdi benim normal bu havyem ısındığı zaman şuralarda falan biraz daha fazla bir elektrik diyorum, ısı geliyordu. Çünkü elimde hissediyordum. Bazen mesela derin bir şeyler sökeceğim zaman, elimi buraya geldiği zaman böyle elimi biraz yakar gibi oluyordu arkadaşlar. Bunda o şekilde hiçbir şey yok arkadaşlar. Dilerseniz şöyle bir şey atalım şuraya. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi gayet güzel bir içilik yaptı. Dediğim gibi burası hayatta ısınmıyor ve normal havyadan da oldukça çok hafif arkadaşlar. Belki bir 50-60-100 gram falan ne var ne yoktur. Bu şekilde arkadaşlar. Şu an 400-450'ye son ayarı aldım arkadaşlar. Gayet güzel arkadaşlar.
Bu şekilde arkadaşlar havyamız. $105'ye şöyle ayarlı güzel bir tane hafif şöyle bir tane havya aldım arkadaşlar. Bundan sonraki işte tamir videolarımda bu havyamı kullanacağım. Bakalım ne kadar uzun ömürlü olacak. Öbür havyamı dediğim gibi yaklaşık 3 senedir falan kullanıyorum. Bakalım bu 3-4 sene falan da bunu kullanırız. Umarım beğenmişsiniz. 60 watt veya bunların 80 watt olanları da var arkadaşlar. Dijital olanları da var. Benimki dijital olan değil. Normal şurada bir burada ısı ayarlı bir tane termostatımız var. Bu termostat da 450'ye kadar 200 dereceden 450 dereceye kadar ayarlanabilir. Ayarı var arkadaşlar üzerinde. Şu şekilde. Kameraya odaklarsa göstereceğim arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi çok hafif, kullanışlı, güzel bir havaya benziyor. İlerleyen zamanlarda bu havyamızı kullandıkça daha iyi bir deneyimleyeceğiz. Bakın havyamız ne kadar daha iyi. İlerleyen videolarda filan bu havyamızı daha iyi bir şekilde kullanma olanağı sağlayacağız. Bu şekilde arkadaşlar. Bu videom burada son buldu. Sorularınız muhakkak olacaktır. Videonun altındaki yorum kısmından ve bütün videoların altında sosyal medya hesaplarım var. Oralardan da beni takip edip oralardan da bana sorularınızı filan iletebilirsiniz. Bu havyayı da ben biraz daha kullanacağım. Memnun kalıp kalmadı mı? Sizler yorumdan bana yazarsanız, sosyal medya hesaplarımdan yazarsanız ben de size ona göre bir cevap veririm arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.